Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, Doğu Anadolu bölgesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 596 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 696 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kapalı köy yollarının açılması için belediyeler, karayolları ve il özel idaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dün geceden itibaren bölgede etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı Muş'ta 20, Ağrı'da 13, Erzurum'da 8, Ardahan ve Erzincan'da 4 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede kar ve tipi nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesinde, Erzincan'ın Tercan ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ardahan-Artvin karayolundaki 2642 rakımlı Sahara geçidi ulaşıma kapandı ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Kent merkezlerinde de araç trafiğinde zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Erzurum'da 325, Ağrı'da 202, Erzincan'da 160 ve Muş'ta 9 olmak üzere toplam 696 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Şehirler arası yollardaki ulaşımın aksamaması nedeniyle karayollar ekipleri de 24 saat aralıksız görev yapıyor. Evet, Karadeniz üzerinden gelen kar yağışı havanın etkisi altına giren Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı günün erken saatlerinde etkisini yitirdi. Karadeniz üzerinden gelen kar yağışı havanın etkisi altına giren Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı günün erken saatlerinde etkisini yitirdi. Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 325 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Ver bir dakika. Kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetre, Palandöken Dağı'ndaysa 50 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde şehir merkezinde maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Termometreler gece hava sıcaklığını -4 derece olarak gösterdi. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle büyükşehir ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kapalı köy yolları açıldı. Mezra yollarının açılma çalışması da devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkileri yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kar yağışının devam etmesini beklendiğini açıkladı. Evet, Doğu Anadolu bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı büyük oranda etkili oldu. Erzurum, Ardahan, Kars ve Bayburt'ta güne beyaz örtüyle uyandı. Doğu Anadolu kar yağışı havanın etkisi altına girdi. Gece saatlerinde şehir merkezlerine yağış kar olarak düştü. Hava sıcaklığı gece saatlerinde bölgedeki birçok ilde 0 derecenin altında ölçüldü. Kar yağışının ardından belediye ve karayolları ekipleri kar küreme ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı. Erzurum kent merkezi ve yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar kışın tam olarak geldiğini belirttiler. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden bir açıklama yapılarak Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışının aralıklarla olarak beklendiği belirtildi. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan genelinde kar yağışını beklendiği belirtildi. Meteorolojik değerlendirme doğrultusunda özellikle şehirler arası yollarda yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, gizli buzlanma, don olayı, tipi ve benzer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Evet, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kursları Hilal Kent Şubesi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.
11.si yapılan Hilal Kent'teki Esmek Şubesi açılış törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin ve vatandaşlar katıldı. Kesilen kurdelenin ardından açılışı yapılan şube katılımcılar tarafından gezildi. 5000'in üzerinde kişinin eğitime göreceği meslek edinilme kursuyla ilgili bilgi veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 11.sini açtığımız meslek edinilme ve kurslarımızla birlikte 160 ayrı branşta eğitim yapıyoruz. 5000'in üzerinde öğrencimiz 200 öğretmenin eşliğinde bu kurslara katılacaklar. Arzumuz Erzurum'da benim mesleğim yok diyen kalmasın. Gerek erkek gerekse kadınlarımızı eğiterek gelecekte birçok branşta ihtiyaç olacak eleman yetiştireceğiz. Böylelikle gerekli istihdam da sağlanmış olacak. Belediyecilik sadece park, bahçe, yol, kaldırım yapmak değil, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de destek vermektir, dedi. İnşallah yeni hükümetimiz kuruldu. Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüzle daha evvel görüşmüştük. Eğer gerekli organizeyi sağlayabilirsek raylı sistemi de devreye sokmak istiyoruz. O zaman hemen yanı başımızda bir raylı sistemle şehrin merkezine Ilıcı'ya kadar ulaşma imkanımız da olacak. Hilal Kent Meslek Edindirme Kursu binasının açılışının ardından Vedat Aydın adına yapılan kütüphanenin açılışı da yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Sekmen mesajında Dünya Engelliler Günü, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla izletmemiz gereken günlerden biridir. Çeşitli engellerine rağmen hayat mücadelesi veren ve yaşamlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yüksek oranda engelli insanımız bulunmaktadır. Bu insanlarımızın en önemli problemli çalışma, eğitim, sağlık ve sosyal alanları kuşatan bir takım haklardan insan onuruna yarışır bir şekilde yararlanmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerimizin bir kısmını engelli vatandaşımıza sunmaya çalışmaktayız. Engel oranı ne olursa olsun bütün engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yatabilen onurlu ve başı dik, etik vatandaşlar olarak yaşamalarını sağlamak en büyük hedefimizdir. Kendi geleceğimiz ve değer yargılarımızın tavsiye ettiği kardeşlik ve dayanışma değerleri de bunun öngörmektedir. Engelli vatandaşlarımız sorunlarına çözüm üretmek, şehrimizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra madeni, toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Bu vesileyle herkes engelli vatandaşlarımıza saygılı olmaya çağırıyor, engellerin bir engel teşkil etmediğini belirtmek istiyorum, dedi. Evet, bir mesaj da AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'tan geldi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt yayınladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında sadece bugün değil her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız, dedi. Yeşilyurt 2005 yılında hükümetimiz tarafından ilk defa çıkarılan engeller kanunu ile toplum, devlet ve hükümet yetkilileri olarak zihinlerdeki engelleri kaldırmış ve onlara güvenlik bir gelecek sunmak millet ve devlet olarak en önemli görevimiz olduğu ortaya konulmuştur. Engelli kardeşlerimize sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve onların her türlü sıkıntılarına merhem olmaya çalışıyoruz. Engelli insanların sağlıklarına kavuşmaları, eğitilmeleri, iş hayatı ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamak, hak ettikleri sevgi ve saygı göstermek, kamu kurumları, yerel idare ve sivil toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. AK Parti İl Teşkilatımız ile yapılan yasal düzenlemelerle eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdam, çevre iyileştirmelerine kadar gerçekleştirilen uygulamalarla pek çok konuda engelli kardeşlerimize hakları teslim edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum, dedi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü son günlerde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarılarda bulundu. Açıklamada şöyle denildi: son zamanlarda suç türlerinin gelişen teknolojiyle birlikte değişim gösterdiği, dolandırıcılık suçunun da bu süreçte etkilenen sektörlerden birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen kişiler, telefonla aramış oldukları vatandaşlarımıza kendilerini özellikle polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlarıyla tanıtarak terör örgütü ve bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, şüphelerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlattığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı gibi senaryolarla tehdit, korku, şantaj ve panik hali oluşturup kazanç sağlamaktadırlar. Bu kapsamda kendisini çaresiz hisseden vatandaşlarımız, para ve altın gibi maddi varlıklarını dolandırıcı şahıslara elden vererek veya banka aracılığıyla göstererek telafisi zor maddi ve manevi mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir. Bu kapsamda kendisini çaresiz hisseden vatandaşlarımızın, para ve altın gibi maddi varlıklarını dolandırıcı şahıslara elden vererek veya banka aracılığıyla göndererek telafisi zor maddi ve manevi mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir. Telefon görüşmeleri esnasında arka planda gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde vakit geçirmeden 155 veya 156 ihbar hatlarını aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a sevgili izleyenler, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Erzurum temsilcisi sahasında oynayacağı Tire 1922 karşılaşmasında mutlak 3 puanı hedefliyor. Spor Toto 3. Lig 1. grupta yer alan Erzurumspor oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Silivrispor, Maltepe ve Altay müsabakalarından beklenilen sonucu alamayan mavi beyaz ekip Tire maçına mutlak 3 puanla çıkacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Erzurum temsilcisi sahasında oynadığı Tire 1922 karşısında mutlak 3 puanı hedefliyor. Sahasında oynadığı bütün karşılaşmalarda binlerce taraftarların desteğiyle oynayan Dadaşlar taraftarlardan artık 3 puan istiyor çağrısı geldi. Önlerindeki maçta da takımlarına destek vereceklerini belirten Erzurumspor taraftarları puan kayıplarına tahammülleri olmadığını belirttiler. Ligde en az gol yiyen takım konumunda olan Erzurumspor, yediği gollerin yarısını oynadığı son 3 maçta kalesinde gördü. Bu konuya dikkat çeken Durmuş, kalecilere antrenman boyunca özel çalışmalar yaptırıyor. Kalecilerden daha dikkatli olmalarını isteyen Besim Durmuş, savunma oyuncularına da uyarılarda bulundu. Son maçlarda sergilenen futbolun memnun olmayan oyuncular Tire 1922 karşılaşmasına hırslı çalışıyor. Sahasında ağırlayacağı lideri eli boş göndermek isteyen Erzurumsporlu oyuncular bunun için antrenmanda teknik direktör Besim Durmuş'un talimatlarını harfi harfine uyguluyor. Takımın bu hırslı görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Daha fazla haber ve ayrıntıyı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.